Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte günlük telefon kullanımınızda oldukça işinize yarayacağını düşündüğümüz 3 tane APK'ya bakıyoruz. APK demişken öyle hemen korkmaya gerek yok arkadaşlar. Markete giremeyen her uygulama güvensizdir diye de bir kaide yok. Öncelikle bunu belirtelim. Eğer ihtiyacınız varsa ve uygulamaya güveniyorsanız telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden gelin masamıza geçelim ve uygulamalarımıza hızlıca göz atalım. Evet millet, şimdi ilk APK'mıza başlayalım. İlk APK'mızın adı SnapTube. SnapTube ilk tavsiye edeceğimiz APK, oldukça güvenli ve hızlı çalışan bir uygulama diyebiliriz. SnapTube'un olayı nedir diye sorarsanız hemen bundan bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi çeşitli sosyal ağlar ve web siteleri var. Arkadaşlar buradan video ve müzik indirmemize yarayan bir APK. Yani diyelim ki YouTube'dan bir videoyu beğendik ve telefonumuzda internet vesaire yokken de izlemek istiyoruz. Burada SnapTube devreye giriyor işte arkadaşlar. Mesela hemen YouTube'dan bir deneme yapalım. WebTekno'yu arattık. Gördüğünüz gibi burada bizim videolarımız geldi. Yan taraftaki indirmeye bastığımız zaman şimdi bir adres dönüştürülecek. Videomuzu şimdi dönüştürdü. Dilersek müzik olarak sadece videonun sesini indirebiliyoruz. Dilersek de buradan istediğimiz bir çözünürlüğü görüp indirebiliyoruz. 360p'yi seçelim ve indirme başlatılıyor. Şöyle üst taraftan baktığımız zaman indirmenin başladığını görebiliriz arkadaşlar. Tabi bu indirme işlemi sadece dediğim gibi YouTube için değil. Mesela Instagram'dan da bir indirme gerçekleştirelim. Instagram WebTekno sayfasından da bir video açtık. Bunu da indirmeyi göstereceğim. Bu arada takip etmeyen arkadaşlarını da takip edebilirsiniz bizi Instagram'dan da. Paylaşım URL'sini kopyala diyoruz ve gördüğünüz gibi SnapTube üzerinden artık indirmeye başlıyor arkadaşlar. Oldukça kolay. Video için yine bir çözünürlük seçmemiz lazım. Zaten MP4 boyutu belli, direkt indirmeye başladı. Burada indirmelerimizi görebiliyoruz. Bir önceki video inmek üzere YouTube'dan indirdiğimiz, diğeri henüz başlamadı. Tabi bu tamamen sizin internet hızınızla doğru orantılı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi diğer videoyu indirmiş. İstediğiniz bir oynatıcı da açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi az önce Instagram'da olan video artık benim telefonumda. Bunu YouTube için, Facebook için, işte Instagram, Twitter için, Dailymotion için yapabiliyorsunuz mesela. SoundCloud var burada. Ya da Vimeo'ya da bir videoyu beğenmişsinizdir. Bunları telefonunuza gönül rahatlığıyla hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi ikinci APK'mıza bakalım arkadaşlar. İkinci APK'mızın adı YouTube Çocuk, YouTube Kid diye geçiyor. Aslında bu markette bulunan bir uygulama ancak Türkiye'ye açık değil arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Türkiye'den APK olarak indirebiliyorsunuz. YouTube Çocuk'un amacı şu: siz telefonunuzu, tabletinizi daha küçük yaşta birine verecekseniz, hani direkt YouTube alemine dalmak yerine YouTube'da daha küçük yaşta bir kitleye hitap eden videoların oluşturduğu bir portala göndermek daha mantıklı. Burada çocuğumuzun hangi tür videolardan keyif aldığını seçiyoruz. Tüm çocuklar var, okul çağındaki çocuklar var ya da okul öncesi çocuklar için videolar seçebiliyoruz. Biz okul çağı diyelim. Benim çocuğum videoyu arayabilsin mi? Tabii ki de istediği videoyu arayabilsin. Zaten tamamen güvenli bir ortam. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Gördüğümüz bütün APK'lar direkt telefonumuzu virüs manyağı yapacak diye de bir kaide yok. Gördüğünüz gibi çocuklara hitap eden onlarca içerik artık elimizin altında. Mesela bir çizgi film arayalım bakalım. Gördüğünüz gibi Türkçe çizgi film izle. İşte uzun kuyruk bilmem ne bir şeyler. Hani Türkiye'de bulunmamasına rağmen Türkçe içeriklerinde çoğuna ulaşabiliyoruz. Sıradaki ve son uygulamamızın adı XDA Labs. XDA developers.com üyeleri tarafından geliştirilmiş ve forum üzerinden duyurulan uygulamaları indirebileceğiniz bir mobil market arkadaşlar. XDA Labs için aslında şöyle söyleyebiliriz: Android'in gizli arka bahçesi. Yani Android'in kendi orijinal marketini bulamadığınız ancak XDA developers'la geliştirilen çok güzel uygulamaları ya da Xpose framework'leri indirebileceğiniz bir alan burası. Uygulamalar sekmesinden çeşitli uygulamaları görebiliyoruz. Mesela Minimap diye bir uygulama varmış burada. Açıyoruz. Minimap'in ne olduğunu şurada açıklamışlar. Zaten her zaman ekranınızda bulunan küçük bir harita. Bunu mesela markette böyle bir uygulama yok ancak XDA Labs sayesinde bu uygulamaya ulaşabiliyoruz. Bir de Xpose'lar var arkadaşlar. Xpose'u da şöyle anlatabiliriz en basit tabiriyle: Android cihazlarınıza herhangi bir custom ROM kurmadan özelleştirmenize yarayan modüller arkadaşlar. Bunlar mesela şu tepedeki saati bu tarafa almak istiyorsunuz. Android'in kendisinde tabii ki de böyle bir özellik yok. Ancak bu Xpose'lar sayesinde alabiliyorsunuz. Evet, XDA Labs uygulamamızı da tanıttığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere birbirinden işe yarayabileceğini düşündüğümüz 3 tane APK tanıttık. SnapTube, YouTube Çocuk ve XDA Labs olmak üzere. Bu arada bu videomuzda tanıttığımız uygulamaların hepsini hemen açıklama kısmındaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamalarla ilgili ya da herhangi bir konuyla alakalı kafanıza takılan soruları yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, hemen köşede sizlere bir anket hazırladım. Bu uygulamalardan en çok
çok hangisini beğendiniz bunu da belirtirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet telefonun hemen iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca telefonun üzerinden de YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.